Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş'ta okul açılışına katıldı. Açılışta Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Kürmeler Korcu, İlçe Belediye Başkanları ve Kahramanmaraş Polis Kurumu'nun organizasyonuna katıldı. 4 derslikli fen lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli yurdun açılışında konuşan Sarcıklıoğlu, eğitim ve öğretim üyelerine dikkat çekti. Eğitime yatırım yaptığınız zaman siz kazanırsınız. Biraz sonra söyleyeceğim. Şehriniz kazanır, ülkeniz kazanır. Zenginleşmenin, birlik ve beraberliği tesis etmenin yolu da eğitimden geçiyor. Şimdi niye siz kazanırsınız diyorum. Bizim inancımıza göre 3 kişinin amel defteri kapanmıyor. Rahmete gittikten sonra. Geride eğer hayırlı bir eser bıraktıysan, hayırlı bir evlat bıraktıysan, hayırlı bir ilim bıraktıysan, ölümden sonra da sevap kazanmaya devam eder. Bok Başkanı Sarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı bugün aramızda yok ama kalben her zaman bizimle olan Başbakan Yardımcımız Sayın Veysel Kaynağı da selamlarımızı gönderiyoruz burada. Kendisi Maraş için atılacak her güzel işin yanında oldu. Bizleri de cesaretlendirdi ve özel sektöründe her zaman yanında. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da şehrin her anlamda birliktelik içinde bulunduğuna vurgu yaptı. Bu şehrimizin özel sektörüyle, sanayisiyle, milletvekillerimizle, belediyemizle, kamu kuruluşlarımızla ve hükümet içinde Başbakan Yardımcımız Veysi Bey'le beraber şehrin kalkınması için böyle bir seferberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zorlu, şehrin ekonomik gelişimine dikkat çekti. Ekonomisi tarıma dayalı 80'li yıllarla birlikte sanayileşme ivmesi kazanan Kahramanmaraş, bugün Türkiye'nin en önemli sanayi ve enerji üretim merkezi haline gelmiştir. 5 milyar doları aşan sanayi üretimi, 2 milyar dolar dış ticaret hacmi, tekstil, metal eşya, çimento, kağıt, elektrik üretimi, dondurma, altın işleme konularında kapasite açısından Türkiye'nin lider kenti konumuna gelmiştir. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balkuyuk'a yaptığı konuşmada yeni açılan okulun hayırlı olması temennisinde bulundu. Allah memleketimize, ülkemize bu eğitim yuvasından mezun olan gençlerimizi hayırlı insan olarak yetişmelerinde yardımcı olur inşallah. Bu ilim ve irfan yuvasından ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde büyük rol alacak yeni nesiller bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından Akademisyen ve Öğretim Üniversitesi çıkışı yapıldı. Lisenin kutlarını gezen Sarcıklıoğlu ve beraberindekiler öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Aksu TV'den de canlı olarak yayınlanan açılış programı öğrencilerle fotoğraf çektirilmesinin ardından son buldu. Çekiyoruz efendim.